Evet, milyonlarca memur, memur emeklisi, işçi, bağkur emeklisi, sözleşmeli personel bugün açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyordu. Haziran ayı enflasyon verisi açıklandı kısa bir süre önce. Şimdi %4,95'lik tüketici fiyat endeksi artışı gerçekleşti. Haziran ayında belki bütün bu saydığımız kitle açısından en önemli rakam buydu ve bununla birlikte 6 aylık enflasyon gerçekleşmesi %42,35 oldu. Bu ne anlama geliyor? İşçi ve bankur emeklilerinin Temmuz ayı için maaşlarında %42,35 oranında zam anlamına geliyor. O açıdan oldukça önemli. Memur ve memur emeklileri tarafına dönersek, memur ve memur emeklileri Ocak ayında buçuk oranında zam almıştı. Bu zamın üstüne gerçekleşen enflasyonla bir enflasyon farkı oluştu. Yine toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklileri Temmuz ayında da %7 zam alacak. Ama bu %7'lik zamma Enflasyon farkı da eklenecek. Toplam artış, maaş artış oranı belirlenecekti. İşte o oran belli oldu. %41,69 memur ve memur emeklisinin Temmuz ayında alacağı maaş zammının oranı. Şimdi biraz daha ayrıntılı konuşacağız. Bütün bu rakamlar çerçevesinde en düşük memur maaşının resmi hesaplamalara göre 6.429 liradan 9.105 liraya çıktığını söyleyelim. En düşük memur maaşının da memur emeklisi maaşının da 4289 liradan 6078 liraya çıktığını söyleyelim ama şunu özellikle belirtelim. Bu maaşların hesaplanmasında özellikle en düşük memur maaşının hesaplanmasında bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil değil. Ancak aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edilmiş durumda yapılan resmi hesaplamalarda böyle bir durum olduğunu belirtelim. E, Profesör Doktor Cem Kılıç e, hocamızla birlikte e, bu gelişmeyi, bu rakamları değerlendireceğiz. Hocam, önce şunu sorayım. Şimdi uh -huh. e, biz e, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde toplu sözleşmeler çerçevesindeki rakamları verdik. Ama evet. hep baktığımız zaman bugüne kadar bir sosyal refah düzenlemesinden, bir evet. sosyal refah payı da eklenerek artış yapılacağından söz edilmişti. Bu konuda mevzuat ne diyor? Yani bu rakamların üstüne ilave artış, ilave puanlar koymak mümkün olur mu? Ya da neye bağlı olması? Şimdi e, Ahmet Bey, evet e... Bir defa memur ve memur emeklisi için bir top sözleşme düzeni var. İşte geçtiğimiz Ağustos ayında o top sözleşme'nin rakamları belirlendi. Sen de ifade ettiğin gibi Ocak ayında bir yüzde yedi buçuk zam geldi. Aslında beşti. O evet. zaman iki buçuk puanlık bir artış söylediğin gibi yapıldı. Ancak bugün itibariyle henüz bir açıklama yok. Dolayısıyla bu yüzde kırkın üzerindeki rakamlar için ayrıca bir sosyal refah ödemesi yapılır mı? şu an için ortada herhangi bir şey yok, söz konusu değil. Olması için de e, muhtemelen bir kanunda değişiklik yapılması da gerekebilir ya da toplu iş sözleşmesini tadilak gerekebilir. Bir ek madde konulabilir ama şu ana kadar hani benim de senin de herhalde duyduğum evet. bir şey söz konusu değil. Şimdi bütün bu artışlarla birlikte istersen 6 ayı verdik ama yıl bazındakini de ifade edelim. Yıl kümülatif bazında da rakamı. kümülatif rakamı da hı hı ortaya koyduğumuzda, kamu görevlileriyle memur emeklilerinin kümülatif bazda yıllık artış oranı %85,54 oldu. Evet. SSK ve Bağkur emekli aylıklarında da %78,61 oranında bir artış sağlanmış oldu. Şimdi burada belki o hususu siz daha iyi açıklayabilirsiniz ama, Bizi izleyenler belki işte bu rakamlar çerçevesinde hesap kitap yaptığı zaman e, sanki 41,85'miş gibi düşünebilirler ama asıl oran 41,69. Evet orada hocam kat sayılarla ilgili bir e, evet. mesele ayrıntı olduğunu söyleyelim. E, şu an elimizdeki ve bizim paylaştığımız bilgi resmi rakam olarak evet. söyleyelim bunu. Yani şimdi hatırlanacaktır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hı hı. 8 Temmuz itibariyle Memurların bayramdan önce zamlı maaşlarını alacağını söylemişti. Doğru. Şimdi bunun için Maliye Bakanlığının Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir genelgeyle bu kat sayıları falan bildirmesi gerekiyor. Burada bildirilecek oran 41,69. Yani enflasyon farkı birebir oranda evet. yansımıyor. Onun farklı hesaplamaları, gösterge katsayı durumları söz konusu. Net rakam 41,69. Bu önemli çünkü. Gerçekten bizler de hesap yaparken bazen bu hataya düşebiliyoruz sevgili evet. Ahmet. yani orada katsayı ve endeks hesabı üzerinden gitmek lazım. Onu yaptığımızda da evet 41,69 olarak biz bunu memur ve memur, memur emeklisi için söylüyorum. Ama işçi ve Bağkur emeklisi için Tabii, onlar da 6, aylık 6 aylık tüketici aylık. fiyat endeksi kadar %42,35'lik evet. net artış söz konusu. Şimdi bu bağlamda sözünü kestim ama istersen 42.35'ten hesaba girecek hı hı. olursak yani bağkur hani bilinen adıyla esnaflar için en düşük emekli aylığı da 2.948 liradan hemen bir hesap yaptım e, girmeden önce 4.196 liraya çıkmış oldu evet. bağkurda e, bir de biliyorsunuz SSK'larda 2000 öncesi 2000 sonrası evet. diye bir ayrım vardır 2000'den önce 2000 yılından hı hı. önce emekli olanlarda SSK'larda maaşta 3.292 liradan 4686 liraya çıkmış oldu. Burada şunu da hatırlatmakta fayda var. Biliyorsunuz bizim sosyal güvenlik sistemimizde bir taban aylığı denilen evet. bir aylık var. Bu aylık Ocak ayında 1500 liradan 2500 liraya çıkarılmıştı. Geçtiğimiz günlerde de 3500 liraya 500. yükseltildi. Dolayısıyla tarım bağ kurulları açısından ki onlar çok bu işten muzdariplerdi. Evet. Tarım bağ kurulları içinde en düşük aylık 3500 lira olarak güncellenmiş oldu Ben de bunu eklemiş olayım zaten evet. hocam o zaman belki girişte bir söylemiştim ama vurgulamak açısından evet. tekrar edelim şimdi resmi hesaplamalara göre aile yardımı ödeneği dahil bu evet. oldukça önemli bir ayrıntı Hı -hı. bunu özellikle belirtelim Tabii aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı da 6429 liradan 9105 liraya 105. çıkıyor en düşük emekli me memur aylığı da 4289 liradan. ...6078 liraya yükseliyor yapılan hesaplamalara göre. Şimdi e, memur, memur emeklisi, hı hı. işçi, bağkur emeklisi rakamları verdik. E, memur, memur emeklisi %41,69, işçi, bağkur emeklisi %42,35. Ama memur maaşına, memur maaşındaki artışa bağlı olarak yeniden belirlenen başka rakamlar var. Evet. Bunlar da çok geniş kitleleri hı hı. ilgilendiriyor hocam. Sizin hemen e, yaptığınız bazı hesaplar vardı oldukça evet. faydalı olacak diye düşünüyorum. Onları da paylaşalım. Şimdi bu temmuz ayında kamu görevlileri için, memurlar için belirlenecek zam oranı, aynı zamanda sosyal yardımları Hı. ve bir yandan da kıdem tazminatının tavanını belirliyor sevgili Ahmet. Biliyorsun kıdem tazminatının evet. tavanını belirleyen en yüksek dereceli devlet memuruna bir yıllık ödenecek ikramiye tutarı. Hı hı. Dolayısıyla ikramiye tutarları da bu oranlarla birlikte güncellenmiş olacak. Kıdem tazminatı da yukarı çıkacak bu kadar. 41,69'luk artışta. 65 yaş aile. Mesela çok sayıda vatandaşımız 65 yaş aile oluyor. Şu an için e, mevcut 65 yaş aile 1085 lira evet. güncelleme ile birlikte bu rakam e, 1539 lira yükselmiş olacak e, 65 yaş aile alanlar için bunun dışında evde bakım desteği var o da 2354 liraydı o da 3339 lira olacak e, kronik hastalık yardım var 2354 liraydı o da 3330 lira olacak bunun gibi e, birçok parametre aslında değişecek mesela bir de engelli aylıkları var. Evet. Engelli aylıklar açısından da özellikle %40-69 arasında olan engeli olanlar açısından da 866 lira, 66 lira olan ortalama aylık 1228 liraya, %70 üzeri engeli olanlar için de 1840 liraya yükselmiş olacak. Evet. Hocam şimdi baktığımız zaman siz de biraz önce vurguladınız evet. yine resmi rakamlar olduğunu özellikle Hı -hı. belirtelim belirtelim. Memurların ve memur emeklilerinin kümülatif 2022 yılında aldığı zam oranı 85,54 olacak. Evet. Bu artışla birlikte. Evet. SSK ve Bağkur emeklilerinin aldığı toplam zam oranı da 78,61. Asgari ücrete de baktığımızda 94 civarında diye hatırlıyorum yapılan artışı. Bir de tabii. Toplu sözleşmeyle maaşları belirlenen e, işçiler var, kamu da var, özel sektörde evet. var. E, şimdi bu rakamlar çerçevesinde baktığımız zaman onların durumu e, nasıl bir kümülatif artışa denk geliyor? Bütün bunlara baktığımızda toplu sözleşmenin e, ücretler üstündeki e, farkı yansıması anlamında neler söyleyebiliriz? Şimdi e, Ahmet Bey, yani aslında özellikle kamunun yapmış olduğu bu çerçeve sözleşmeler, top sözleşmeler. Bütün bunlar özel sektörün ücret yapısını belirleyen temel unsurlar haline dönüştü. Diğer yandan özellikle asgari ücret artık temel ücret bağlamında bütün ücret kategorilerini etkilemeye başladı. Şimdi de enflasyon odaklı, enflasyona ayarlanmış, uyarlanmış bir emekli ve kamu görevlisi çalışanı maaşı söz konusu olduğuna göre özel sektörde bundan sonra toplu sözleşmelerin bu rakamlar, bu oranlar seviyesinde gerçekleşeceğini söylememiz mümkün. Yani burası belirleyici olacak. Biz bunu çok daha önce yaşıyorduk uzun bir ara biliyorsun enflasyonla uğraşmadık ama evet. enflasyonist ortaya süreçler ortaya çıktığı zaman devletin ücret ve maaş gelirlerini korumak adına enflasyona ayarlı politikaları doğal olarak top sözleşme düzeninde etkiliyor. Nitekim belki hatırlarsın Ocak ayında elde edilen bu asgari ücretteki %50.5'lik artış çok tahmin edilmiyordu. Ondan bir iki ay önce kamu çerçeve sözleşmesinde mesela en düşük çalışan ücreti, kamuda çalışan ücreti 4000 lira hmm. civarındaydı ve iyi bir oran yakalandığı söyleniyordu ama daha sonra asgari ücret 4253 liraya çıktı. Şimdi bütün sözleşmeler bundan etkilendi. Yani bundan sonra yapacağımız bütün top sözleşmelerde de özel sektör, kamu sektörü olsun bu oranlar dikkate alınacaktır. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Belki e, rakamları bir kez daha e, en Tabii ki. azından ana rakamları itibariyle hatırlatıp toparlayalım bizde e, Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca çalışanın ve emeklinin e, Temmuz ayı maaş zammı belli oldu. E, kısaca şöyle özetlemek e, mümkün. Memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personel enflasyon farkıyla birlikte, yılın ilk 6 ayındaki enflasyon farkıyla birlikte... Temmuz ayında %41,69 oranında zam alacak. Ee, i̇şçi ve Bağkur emeklilerinin aylığı ise %42,35 oranında artacak. Yapılan resmi hesaplamalara göre bu çerçevede baktığımızda en düşük memur maaşı aile yardımı ödeneği de dahil edilerek 6429 liradan 9105 liraya çıkacak. Ee, en düşük memur emeklisi maaşı ise 4289 liradan 6078 liraya yükselecek 2022 yılında kümülatif toplamda yıl genelinde memurların aldığı memurlar ve memur emeklilerinin aldığı zam oranı yüzde 85,54 işçi ve bağkur emeklilerinin aldığı zam oranı da yüzde 78,61 olacak.